Evet sevgili arkadaşlar, devam edeyim Davras turumuza. Önce yorumlarımı söyleyeyim. Yani Konya'dan gelmeye değmez. Ben Konya'dan geldim ama bir saatlik bir mesafede olsam gelirim. Ha, Konya'dan da böyle bir arkadaş, eş, dost, ya hadi bir Davras yapalım derlerse gelebileceğim bir yer. Şunu demem, ya Davras çok iyiydi, Davras çok güzeldi, hadi gidelim demem. Çok pahalı. Saçma bir sistem kurmuşlar. Yani mesafeyi göstereyim. Oradan başlıyor. Buraya kadar ki Erciyes'te bunun kat kat fazlaları var. Kısa mesafede işte biz 15 bin işliği 175 aldık. Ne düşüyor bilmiyorum. 175 bölü 15 ne yapar? 150 olsa 10, 12, 13 lira mı? 3, 14 olsa 4, 5, 14 liradan daha pahalı. Yani şu çıkışımız 14 lira. Pahalı. Yani pahalı. Yani yakın mesafede olsam değer ama uzak mesafe için değmez. Şimdi çocuklarla ilk kayışımızı yaptık. Yaklaşık yarıya kadar zor oldu. Şu dik alanda zorlandılar çocuklar. Şuradan sonra, özellikle şu bölgeden sonra Dilara çok güzel kaydı. Artık dedi çözdüm ben bunu. Çıkarken de size kısaca bir dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Sonuçta profesyonel değilim. Yine inerken de anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bordda dik durmamanız gerekiyor. Dik durursanız, özellikle böyle dik olan, tepe olan yerlerde çok hızlanırsınız. Öğrenirken yatay kayacağız. Yani nasıl? Bord böyle duracak. Dikine durursa hızlanırsınız. Ve nasıl gideceğiz? Olabildiğince topuk topuk. Topuk yaptığımızda hızımızı da kontrol edebileceğiz. Topuğa basış şiddetimiz hızımızı belirleyecek, duruşumuzu belirleyecek. Yön vermeyi ne yapacağız? Yön vermeyi bel ve sağ ayağın kuvvetiyle kendimizi sağa sola atarak yapmaya çalışacağız. Mesela şurası dik, belki burayı tercih ederiz şimdi. Çocuklarla bilmiyorum ne diyecekler. Yukarı çıkınca görüşeceğiz. Yani beğendim mi? Hani keşke gelmeseydim demeyeceğim muhtemelen. En son videoda açıklarım. Ama ya bir kere daha geleyim demem. Herhalde bu sene demem. Seneye işte nasip kısmet. Yani Erciyes daha uygun diye düşünüyorum. Çok güzel Erciyes buraya göre. Önceki videolarım vardı ama onlar Facebook'ta. YouTube'a atmıyordum. Kayarken de açıklamaya çalışacağım neler yaptığımı. Birazdan görüşürüz. İnmeden kısaca etrafı da göstereyim. Yani sordum, amatörler için en uygun pist burası dediler ki bu bile dik Erciyes'e göre. Orada pist var, T-bar var. Orada T-bar'la çıkıyorsunuz. Bir yukarısı var. Orada kas zorunlu. Oraya çıkmadık zaten. Çocuklar da hani oraya için hazır değil. Görüyorsunuz, bakın parmak ucu yaptı. Yönünüze göre, evet maşallah çocuk küçücük ama çok güzel kayıyor. Aferin sana. Parmak ucu topuk. Yani kayarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzünüz eğer aşağıdaysa, hani bu tamamen sizin denge yeteneğinize bağlı. Yüzünüz aşağıdaysa hep topuk. Ama yüzünüzü dönerseniz topuğa bastığınızda ne olacak? Kar birikecek. Burası fren görevi görecek. Burada kar takılacak. O yüzden yüzümüz aşağıya bakarken topuk, yüzümüz yukarıya bakarsa aşağı doğru gidiyoruz yani. Aşağıya giden tarafımız hep kalkık olması lazım. Yani şöyle indiğimizi düşünün. Bord böyle durup yaparsa ne olur? Önde kar birikir. Orada fren yapmış olursunuz, düşersiniz. Düşerken dikkat edin, dizlerin üstünde düşmeye çalışın. Diz olmazsa kendinizi arkaya atın dengeli bir şekilde. İki elinizle bileklere dikkat edin, bileğe zarar verebilirsiniz. Başka nasıl anlatayım? Hani birazdan kayarken daha iyi anlatacağım. Çıktığımda devam edeyim. Çok bir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Orada galiba eğitmen var. Öğrencileri var. Onlar birlikte inecekler. Bizim en çok zorlandığımız alan şurasıydı. İlk çocukların öğrendiği yerler. Salim ve Dilara benim küçüklüğünde elimde büyüdü. Çok severim ikisini de. Dilara biraz zorlandı. Bir anda kaptı. Ne oldu bilmiyorum. Tak diye çözdü çocuk. Düşmeden aşağı indi. Düşmeden durdu. Bunlar önemli. Ve işte nasıl yaptı bunu? Topuğa basış şiddetine göre. Topuğa çok basarsanız çok yavaşlarsınız. Az basarsanız yavaşlamazsınız. Yavaş yavaş kayarsınız. Ama yatay yapmaya çalışın bunu. İnmeme az kaldı. Şimdi devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Maşallah çocukları göstereyim şöyle. Çok güzel kayıyorlar. Aferin size çocuklar. Aferin. Maşallah. Maşallah. Tabi bunlar kayak yapıyor. Hani kayağı ben neredeyse 10 yıl oldu. Bir denedim. Çok hoşuma gitmedi. Kesinlikle snowboard daha farklı. İşte görüyorsunuz. İniyor arkadaş. Evet. Yani öğrenmeniz birkaç saat sürüyor.
Bundan sonra geleceğiniz yıllarda ilk belki bir 15-20 dakika böyle ufak tefek düşersiniz. Sonrasında düşmeden kayabilirsiniz. Tabii pistin durumuna göre inmek üzereyim. Devam edeceğim arkadaşlar. Yukarıya çıktık ve devam ediyoruz. Kalktım. Çocuklar önden gidiyor. Artık biraz serbest bırakıyorum çocukları. Şimdi size anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir şuraya geçeyim. Buralar biraz tehlikeli. Şimdi topukla sağ yaptım. Öğrenirken arkadaşlar bakın topuk. Bordumun ucu hep havada. Bordumun ucu havada olmazsa düşerim. Topukla iniyorum. Sağa doğru kendimi attım. Çok güzel, çok güzel. Salim ne durumdasın? Dilara sağa doğru kızım. Orada dur. Biraz bu tarafa gel, ondan sonra devam et. Dilara'nın biraz yönü zor oluyor. Halledecek ama. Salim ne durumda? Nasıl gidiyor Salim? Aferin oğlum, hadi bir göreyim. Çok güzel oğlum, çok güzel. Salim güzel kayıyor. Ya burası fazla dik olduğu için yön tayini biraz zor oluyor. Dilara sağ önde olsun kızım. Devam edeceğim aşağıda. Şimdi durdum. Nasıl hareket edeceğim? Burası biraz düz bir zemin. Kendimi havaya atıp bordumu biraz daha dik yapıyorum. Şu an dik. Hızlanmaya başladım. Sağa gittim. Sağ ayağımla geri. Şimdi sol ayağım önde. Topuk, topuk, topuk. Üst taraf para değerse düşerim. Topuk. Sağ ayak önde, sağa gidiyorum. Sağ ayak önde. Sağ ayağı arkaya aldım. Sol ayak önde. Hızlanıyorum. Ne yapmam lazım? Topuk yapıp yatay yapacağım. Dikey yaparsam hızlanırım. Sağdan. Çok güzel. Topuk şiddete göre. Hızımı ayarlarım. Topuk basış şiddetime göre. Aferin Dilara. Aferin Salim. Soldan gidelim bir dahakine. Dilara çok iyisin kızım. Dilara öğrendi bu işi. Salim çok iyisin oğlum. Evet arkadaşlar, son kez şurada göstereyim, sonra çocuklara devam edeceğim. Topuğa basıyorum, topuk topuk topuk. Ne oldu? Sola geldim, pist bitti. Sağ ayağımı öne atıp belimden de yardım alarak sağa gittim. Pist bitti. Sağ ayağımı arkaya attım, sol ayak önde. Bu şekilde arkadaşlar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.